Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi evinizde ağırladığınız için teşekkür ederim ilk olarak. Sorularımıza başlayalım dilerseniz. Evet. Kaç kitabınız var? Çok kitabım var. Herhalde 25 binin üzerindedir. 25 binin üzerinde. Evet, hepsi evde. Burada 1900 var. Herhalde yani daha önce de kitap almışımdır ama 1974'ten kalan kitabım var kütüphanede. Ondan sonraki yıllarda devam etti ve daha sonra Almanya'ya gittim. Almanya'dan dönerken bir vagon dolusu kitap getirdim. Vagon derken hani 6-7 kişi oturursunuz ya, o kadar yoksa büyük, bütün vagonun tamamı değil. Onu tek başıma geldim ve istiflemiştim. Almanya'dan çıkışta Avusturya'da, Yugoslavya'da sorun olmadı. Fakat Bulgaristan'a geldim. Sınır kapısına, Türk sınır kapısına yaklaşırken bir Bulgar konduktör geldi. Dedi ki, komşu bunlar ne? Dedim, kitap, pasaportumu aldı. Komşu bu kadar kitabı götüremezsin dedi. Ve gitti. Anladım ki rüşvet istiyor. Kitapların arasında Marx'ın, Engels'in kitapları vardı. Ondan sonra Dimitrov'un da kitabı vardı. Onları buldum. Bir baş konduktöre gittim. Dedim ki, ben Türkiye'ye gidiyorum, öğrenciyim. Yanımda da birçok kitap götürüyorum. Bak, Marx'ın, ondan sonra Engels'in, Dimitrov'un kitapları bile var bu kitaplar arasında. Onun üzerine çağırdı diğerini. Tabi Bulgarca konuşuyor, anlamıyorum ama arada Marx, Engels, Dimitrov, Dimitrov şeyleri geçiyor, adamı azarlıyor. Yani diyor ki, bu bizden. Bu da komünist. Marx'ın kitabını götürüyor. Sen bundan nasıl rüşvet istersin? Biletimi geri aldım. Sorun yok dedi. Ama dedi, Türkiye'ye girerken dedi, sana dedi, bu kitapları götürdüğün için sorun olmasın dedi. Dedim, yok sorun olmaz. Sonra orada dedim, beni karşılayacak arkadaşlarım var. O muhtemelen karşılayacaklarının da komünist olduğunu düşündü. Anlarsın. Çok da mutlu oldu bundan. Hatta dedi, istersen tuvalette gizleyebileceğimiz bir yer var dedi bu kitapları. Yok dedim, gerek yok. Yani kitaplar bayağı maceralı bendeki 25 bin kitap. Sonra tabii zaman içinde birikti. Ben babama gittiğim zaman babamın kitaplığından bazı kitaplar aldım. O geldiği zaman rahmetli benim kitaplığımdan aldı. Şimdi büyük bir kitaplığım var.